Zurnacı Sait Kayır'la birlikteyiz. Mesudiye'nin zurnacılarından, ünlü zurnacılarından. Sait abi, kaç yaşında başladın zurna çalmaya? 15 yaşında başladım. Kim öğretti? Ustan kimdi? Benim zurnacı ustası olarak. Evet. Hiç kimse, o zaman usta yoktu. Ben en kendime yakın olan Esmen dayıyı alırdım yanıma. Esmen evet. Dayı'ya takılırdım genellikle. Onun çalması hoşuma giderdi. Ondan çok bir şey... O nereliydi? Balıklı'dan. Balıklı'dan. Sen hangi köydensin? Ben Arıkmusa köyünden. Arıkmusa köyünden. Peki zurnan var mıydı? Zurna öğrenirken? Zurna vardı. Vardı. Yoksa kavalla falan mı öğrendin? Tabii çobanlıktan öğrendik. Biz bunu çobanlıktan kavalla öğreniyoruz. Ondan evet. Sonra zurnaya devam ediyoruz. Çaldığın parça hangisiydi? Bilmiyorum. Ya kayalar çalmıştım ilk çalmanda. Çünkü onu öğrenmiştik biz. Nasıl? Müziği nasıl? Yol havası. Yol havası. Yol havası gibi kayalar. İlk düğüne nerede gittin? İlk düğüne Celal'e gittim. Peki hiç anladılar mı yeni öğrendiğini? Ya zaten ben kendim belli ettim yeni öğrendiğini ama şimdi eskiden biz köylere giderken köyün karşısına vardığında çalarak başlıyordu çalmaya. Sen de bilirsin, yetişmişsin evet. Belki çalarak. Giriyorsun köye. Giriyoruz. Celal aşağı gidiyor. Biz tam tepeye vardı. Celal aşağı döneceğiz. Halit dayı dedi ki rahmetli. Yer dedi, köye geldik dedi. Çalarak inelim. İnelim dedim. Halit dayı davarı bıraktım. Halit dayıyla düğüne gittim. Bulamamış zurnacı. Kimse yok ki. Gitmemiş. Senin arkadaşım. De şansın olmuş abi. Şansım. Arkadaşım bulamamış. Gitmemiş aracı. Ben aldım. Vardık şimdi başladık köy aşağıya deriye indik köye girmeden benim dudağlar anladı. Zurna yok. Zurna yok da. Neyse evet. Aradan zaman geçti. O zaman da kalabalıktı yani. Millet köy arasında falan toplandı, moplandı. Çalman derken alıştık. Öyle gitti. Çok zaten önce böyle yenilikleri yoktu. Eskiden Kayalar, Kenşoğlu, Karahmat, Şaziye bunlar vardı yani. Evet. Onlarla düğün yaparlardı. Peki düğünler kaç gün sürüyordu? Düğünler 3 gün süren de vardı, 4 gün süren de vardı. Yani Perşembe'den başlayıp pazar biten ya da tabii, Cuma'dan başlayıp mesela pazar. Mesela Perşembe ben Topçam'da Koloğlu'nun evet. Düğünü 4 gün yaptı. 4 gün 4 gece çaldı yani. Orada. Ve belediye başkanı yaptı Enver abinin Erhan Köloğlu'nun Allah'ın için yasını Enver abi 4 gün Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar akşam zor bitirdik yani. Evet. Öyle düğünler oluyordu Mesudiye'de evet. Tabii. Genellikle Faldacalı'nın düğünleri çok güzel olurdu Mesudiye'de. Evet. Yukarı göç aşağı yukarı çok güzel olurlar. Tabii düğünün sıralaması diyelim Cuma'dan başladı. Saat kaç gibi başlıyordu? Cuma öğlende giderdik. Öğlen, yani en geç öğlende başlardı. Öğlende vardı. Daha çok herhalde oturak havalarıyla başlıyordu. Tabii öyle, oturak havaları zaten. Ne çalıyordunuz oturak havası? Oturak havalarda Köse Dağı. Ondan evet. Sonra Seferberlik ve eski havalar yani bunlar. Evet. Herkes bilmiyor. Karamet. Evet. Ve bunlar Hekimoğlu. Bunlar böyle bunlar vardı yani. Eski daha sonra da, yavaş yavaş ısınırdı düğün. Tabii gelişti ondan sonra Cuma akşamı ne oluyordu? Yemek Cuma akşamı veriyordu. Cuma akşamı o köyün gençleri toplanırdı. O köy o arkadaşlar oranın gençleri toplanır. Gelecek cumartesi günü akşam gelecek misafirlere hizmet etmek için önce cuma günü akşam onlar eğlenirdi. Cumartesi akşamda gelen misafirlere bakarlar. Eğlendirirler. Eğlendirirler bunları. Yemek ne zaman yapılıyor? Yemek cumartesi günü akşamdan başlıyor. Cuma yaparlardı ama kendileri aralarında. Onlar sorun değil. Ases yemek cumartesi günü öğlende başlardı. Ana yemek keşkek. Sarma, börek. Nasıl mısır çorbası.
biliyorum. Börek. Siron, siron derler. Bizde zırın siron derler. Yani börek. Bunları yapalım. Bunları genellikle böyle yapalım. Düğünün en zevkli kısmı, en keyif aldığın sanatkar olarak kısmı hangi gün? Cuma, cumartesi, pazar? Hiç fark etmezdi. Benim gittiğim düğün, ortam güzel olursa o düğün nasıl bitti bitmezdim yani. Evet. Çok ne severim. Demek ortamın güzel olması? Ortam güzel. Arkadaşlar kavga olmaz. Herkes birbirine saygı duyar yani. Güzel oynarlarsa, güzel oynarlarsa zaten sen... güzel oynarlarsa çalan adam yorulmaz. Evet, ortam evet. Güzel olur, muhabbet güzel olur. O düğün nasıl bitti bilemezsin yani. Evet. En keyifle çaldığım havalar hangisi? Ya da senin için bir numara, ya şunu isteseler de çalsam dediğin parça hangisi? Ya şimdi onu, herkesin, Gökhan'ın herkesin şimdi kendine göre bir havası var. Evet. Benim için hepsi güzel. Ben onun hepsini zaten severek oyun çalıyorum. Oyun havasını mı? Dikoranı mı mesela? Dikoranda ne hissediyorsun çalarak? Ya dikoranda oynayan olursa çok güzel çalarım. Elinden evet. Geldik kadar. Ama evet. Oynayan olursa, olmazsa, oynamazsa da ben yorulurum. Gönlümü delerim bir tarafa. Hiç bakmıyorum. Bakmıyorum. Bakma. Baktım ben şaşırırım çünkü. Evet. Çalan da oynamaz, çalmasını bilir. Yani oynayan da güzel oynarsa. O güzel evet, olur. Evet. O zaman? O zaman güzel olur. Çalan da yorulmaz. Oynayan da zevk alırsın oynayan. Zurnayı çalarken davulcunun sana eşlik etmesi, davulun sesi de önemli mi? Senin konsantrasyonunda. Davulun sesi, davulunla uyum sağlamaz çok güzel bir şey. Hele davulu güzel çalan olursa zurnayı çok rahat çalarsın. Evet. Ama davulcu çalamazsa çok zorlanırsın. Evet. Zurnanın, davul sıvasıdır zurnanın yani. Hatasını kapatır. Kapatır. Usta davulcu kapatır. Kapatır. Evet. Senin için unutamadığın davulcular kimler? Onlarla çalmak. Hep ben... Hani şöyle Gök abim, bizim arkadaşlarımız hepsi güzeldi yani. Evet. Hiçbiri birbirinden üstün şu... Geçmişte kötü, kimler vardı? Geçmişte Musalı'dan Neşet dayı vardı. Evet. Benim yetiştiğim yani. Evet. Musalı'dan Neşet dayı, Yavşan'dan Halit dayı vardı. Siz, onları siz de biliyorsunuz. Evet, dedi. Biliyorum. Ondan Yaşar dayı vardı. Evet. Evet. Rahmetli Turan vardı, Yaz Turalı. Evet. Yaşar dayı güvenlik köyündeydi. Evet. Turan Yaz Turalı'ydı. Onlar evet. İşte bundan sonra bu Vedatlar, Sadık amca vardı Hasan dayıdan sonra. Evet, evet. Onlar vardı. Bizim bildiklerimiz bu kadar yani. Çok yorulduğun bir düğün hatırlıyor musun? Hani der ki Gökalp'ın, baştan bir daha çal. Gökalp'ın çalmaktan adam yorulmaz. Evet. Bu düğünde mutlu olursan hiç çalmak sana bir şey gelmez. Yorulmaz. En ağır düğün Mesude benim bildiğim kadar şu an Beyaz'ın düğünü olur. Evet. Uzun süre. Ağır olur. Çok da Zile'nin düğünü ama çok güzel geçerdi. Ben hayran kalırdım yani. Oyun güzel oynarlar. Herkes evet. Sanatkar, kültürlü insanlar. Evet. Onun için ben zevk alırdım onların düğününde. 7 takım klarnet, 2 de davul. Biz 9 takım düğün ettik onların yaylasında. Zile yaylasında. Zile yaylasında. Evet. Diyelim böyle güzel horan oynayan, müziği seven, tüm köyler sever ama evet. Sende iz bırakan köyler hangileri? Kimler güzel oynar? Mesude'de en güzel oynayan derim diyorum ben sana Yeşilce tarafında. Evet. Zile, Yeveli. Evet. Sülümü Yağmurlar Köyü oynayanlar. Evet. Aşağı dereden de Topça. Bunun dikiminde Faldaca bilir. Faldacanın evet. Zaten kendine has birkaç oranı vardır. Neler var mesela senin adına? Faldacanın bir tane bak. Heh. Bir tane. Geveze horan vardır faldacanın. Geveze horan. Urumdiki. Evet. Kiremit bacaları bunlar. Faldacan horanları yani. Birçok düğün yaptın. Böyle güzel horan oynayanlar vardır mutlaka. Var. Evet. Böyle senin hatırından çıkmayan kim var mesela? Gerçekten horanı hakkını vererek oynayan. Gökhan'ım ben geleli buraya 30 sene yaklaştı unuttum artık kim oynar o eskileri bilirim ben.
Ben Yeşilce'ye ilk düğüne gittim. Yeşilce'ye adamlar oynamış, benim yağlı oynayan şey vardı. Beceren dayı. Evet. Yağlı oynayan Beceren vardı. Zaten düğünü de onlar kurardı. O adamlar çok güzel oynardı. Düğünü kurarlardı. Ondan sonra gelen halk oynardı. Daha oynamazlardı. Onun peşinden geldi. Evet, Yeşilce oynuyordu. Gerçi de o ilk düğünü onlar kurardı. Yağlı oynayan Beceren dayı. Evet. Evet. Onlar kurardılar. Güzel oynardı. Vardı güzel. Hepsi güzel oynuyor. Gerçi de evet, yani unutmadığımız evet, insanlar da var. Evet, var. Evet. Var yani oynayanlar yani var. Oyun havalarından en çok böyle vatandaşın hoşlandığı, düğün katılımcıların hoşlandığı hangi havalar var? Eskileri mi soruyorsun, yenileri mi şimdi mesela? Eskileri soruyorum. Eskileri soruyorsan Rundikinden başla, ağır oranlar. Sonra Tamzara isterlerdi. Evet. Tamzara, hoş bilezik. Ondan sonra üç ayak isterlerdi. Temra vardı. Temra oynanır. Temra çok bölgede oynanır. Temra tabii. Bizim de Del Hocam vardır. Del Hocam. Şimdi herkes oynar. Daldalan vardı bizim oyunlarımızda. Hı-hı. Herkes oynayamıyor tabii. Bazen hı-hı, köyler oynardı. Bu kale tarafı daldalanmadan güzel oynarlardı. Öyle mi? Onlar da vardı. Bizim eskiler böyle. Eskiler oyunu güzel oynarlar. Şimdikinden karıştı artık. Arttı. Ne olduğu belirsiz şimdi. Belirsiz. Vadiye karışmış. Doğru. Bizim kendi kültürümüz, kendi oyunlarımız biraz yok. Biraz kaybolmak üzere yok, değil mi? Yok, doğru. Sait abi çok farklı zurna çeşitleri de var galiba. Var. Kaba zurna var. Senin çaldığın zurna? Orta cura. Orta cura orta deniyor. Cura. Başka zurna yani, çeşitleri bizim var mı? Çaldığımız şu an La zurnaları yani. Nerede çalınıyor yani bölge olarak daha çok? Bölge olarak. Tertip Vadisi mi bunlar? Bizim bölge olarak genellikle hani doğudan aldı. Erzincan, Erzurum, Alucara, Gümüşhane. Biz bu yerlerde, bizim yerlerde çalınıyor yani. Kaba zurna da çalınıyor. Kaba zurna Tokat'ın bizim Mesudiye'nin 3-4 köyünde Parçı tarafında çalınır. Evet. Kaba zurna. Onu da çok güzel çalanlar var. Onda vardı, lütfü vardı. Sen arkadaşlar, çalabilir misin mesela versene kaba zurnayı? Bizim kaba zurna bizim zurnalardan kolay çalınıyor. Ne? Onlar hafif yani, çok rahat tüter onları. Öyle mi? Onlar rahat tüter. Evet. Rahat, onlar kolaydır bizimkilerden. Zurna ne tür ağaçtan yapılıyor? En güzeli erikten olur. Erikten. Peki Mesudiye'de zurna yapan var mıydı? Zurna yapan Topçam'da Bahattin Hoca vardı, öğretmen. Hasan dayı yaptığı davul çamağı duruyordu Bahattin Hoca'nın. Evet. Hala hatıra bilmiyorum. Saklıyor mu onu bilmiyorum artık. O yapıyordu. Ama senin zurnanı hatırlıyorum. İnanılmaz güzel bir sesi vardı Mesudiye'de. O küçük zımbaydı değil evet, mi? Evet yani küçük inanılmaz zımbaydı, güzel çalıyordu. Küçük zımbaydı. Peki bu zurna çalarken bu nasıl o nefesi nasıl yapıyorsunuz? Yani zurna o yani hiç durmadan çalıyorsunuz. Durmakta şöyle ben de bakalım zorlanmıyorum. Şöyle ki yani ben tahmı kamışı güzel bağlarsan yumuşak olursa hani bağlamasını takımını ayarlamasını bilirsen yorulmazsın. Bazıları zorlanıyor, iyi kamış bağlayamıyor. Evet. Ayarında çok farklı. Nasıl o burundan nefes alıp ağızdan mı üflüyorsun? Nasıl evet, abi? Evet. Aynı anda nasıl alıyorsun aynen, veriyorsun? Artık yetenek mi artık ne diyeyim artık? Nasıl oluyor? Bir ağızdaki teknik nefes bitmeden, ağızdaki nefes bitmeden burundan çekiyorsun, depo yapıyorsun, depolama. Ağızda duruyor. Ama ağzı şişirmen gerekiyor. Ağzı şişiyor, dudaklar şişiyor, depo yapıyor. O bitene kadar bittiğinde tekrar bir daha nefes alıyorsun burundan. Peki bu yorucu olmuyor mu? Yerinde takımların ayarlı olursa, zurnan da ayarlı olursa, kamış da güzel olursa yorulmazsın. Yorulmazsın. Evet. Oynayan da güzel olursa Tadından dayı varmaz. Evet, evet. Ortamda güzel olsa yorulmazsın. En zor çalınan parça hangisi? Senin zorlandığın bir parça var mı? En zorlandığım parça kendi yöremize göre yok zannediyorum yani. Kendi yöremize göre. Hayır, teknik olarak çalması zor olan var mı? Yok, hepsi kolaydır. Hepsi çalmasını kolay. Bilirsen kolaydır yani. Evet. Bizim oyunlarımız daha çok herhalde Kelkit Vadisi yöresi. Kelkit Vadisi'ne. Alucura. Alucura da işte bizim Karahisar. Kendi oyunlarımız ağır oynanır da işte onlarınki biraz daha farklı. Farklı. Bu vadide en güzel oyunu hangi, kim oynuyor? Alucura. Özellikle aşağı almaları. Alucuralar çok güzel oynar. Alucura dikini herhalde. Çok Alucura güzel oynuyorlar. Aşağı hepsi, almayı müthiş güzel yapıyorlar. Hepsini güzel oynuyor adamlar. Evet. Hep oyunları güzel oynuyorlar. Tabii 1933'e kadar biz Karahisar'a bağlıymışız. Evet, bunun evet, çok etkisi olmuş. Evet, bizim evet, oyunlarımızda çok yansımış. Zaten bizim oyunların geneli oradan gelme. Bu şeyler bazı oyunlar. Zaten onlara döndük artık. Hep vadi çalıyoruz. Gittiğimiz evet, yerlerde. Eski oyunları
yaşlar isteyebilir. Eskiden davulların sesi daha farklıydı sanki. Şimdi okul trompeti gibi tın 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 tın. Evet, bu şöyle, neden kaynaklı abi? Şöyle Gökhan'ım, o da işte gittikçe insan nesil değişiyor ya. Evet. O hakiki davul derisini çekiyorlardı o zaman. Şimdikiler suni. Eskiden düğünlerde çok fazla kavga çıkardı. Böyle iş tehlike atlattığın oldu mu kavgadan dolayı, böyle silah çekilme, kavgada arasında kalma vesaire? Ya o şimdi onu aldatma. Oldu da onu anlatsam köyün gururu olmaz. İsim vermeden. Ya verme, oldu. 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 Nasıl oldu olay? Yani isim işte, vermeden köy ismini vermedi. Şimdi biz oraya bir köye bir nişana gittik. İsim vermeyelim. Köye bir nişana gittik. Vardı köye, çalmaya başladı kız evinde. O kızı da başkası istiyormuş. O köyden yine. Evet. Harmana çıktı, neyse bir nişan takacak. Harmana çıktı, millet başladı. O kızı isteyen, önceki isteyen taraftan da kurşunlar, silah döndü bizim tarafa doğru geliyor. Harmandayız biz. Vurmak demek için mi atıyorlar? Tabii canım, birbirlerine. O kız onlar istiyormuş. Biz de Hasan dayı vardı o zaman, rahmetlik yanında. Hasan dayı dedim, hemen şu harmanın kenarına atla. Köşeye de birbirlerine döndüler silahları, gök aldım. Biz atladım sınırdan aşağıya rahat. Ondan sonra muhtar falan geldi, ayırdılar. Öyle, ölüm falan olmadı mı? Olmadı, ölen olmadı. Ölen olmadı. Öyle oluyor bazen. Evet. Silah olayları öyleydi. Sait abi, biz gençliğimizde bizim idol çalgıcılarımızdan bir tanesiydin. Bu röportaj için sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. Ben teşekkür ederim. Beni onurlandırdınız. Gerçekten onurlandım yani. Çok sağ ol abi. Sevgili saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim ben. Sağ olasın. Sağ olasın.